Goberler merhabalar. 7. köşe taşındayım arkadaşlarım. Olasılık konusunu. Bakalım ne diyor bu birinci sorumuz. Bir futbol takımının maçı kazanma olasılığı 2/3. Dostum, kazanma olasılığı 2/3 ise kazanamama olasılığı, hemen birden çıkartıyorum bunu, 1/3'tür. Bu da kazanamama olasılığı. Kazanamama olasılığı da 1/3'müş adamın bu olayı. İki maç yapan bu takımın birincisini kazanıp ikincisini kazanamama olasılığı. Şimdi birincisini kazanacaksa 2/3'tür kazanma olasılığı. İkincisini kaybedecek, kazanamayacak, o da 1/3'tü. Cevap ne geldi? 2/9 geldi Goberler. Geldik şuna. 5 soruluk bir sınavda her bir sorunun Merve tarafından çözülebilme ihtimali 2/3'tür. Çözülememe ihtimali ise 1/3'tür bu durumda. Merve'nin sadece son soruyu çözebilme olasılığı, yani ilk 4 soruyu çözemeyecek, son soruyu çözecek. Peki kaç soru vardı? 5 soru. İlk 4'ünü çözemiyor. Çözemediği için birinci sorunun çözülememe olasılığı 1/3. İkinci sorunun da çözülememe olasılığı 1/3. Üçüncü sorununki de 1/3. 4 de 1/3 ama 5'i çözecek diyor. 5'in çözülebilme ihtimali ise 2/3, çözülebilme ihtimali dediği için. İşte bu işlemin sonucu, üst taraf 2 yapıyor, alt taraf 3x3 9, 9x3 27, 27 ile 3'ü çarptım 81, 81 ile 3'ü çarptım 243 yaptı. Cevabım Edirne'deymiş dostlar. Ve 3 numaraya geldim. Bir avcının bir hedefi vurma ihtimali 3/5 ise vuramama ihtimali ise, hemen birden 3/5'i çıkarttım, 2/5'tir dostum. Bu hedefe atış yapan bir avcının hedefi 4. atışta vurması, demek ki ilk 3'ünde vuramayacak. Birincide vuramadı 2/5. İkincide de vuramadı 2/5. Üçüncüde de vuramadı 2/5 ama dördüncüde vurdu 3/5. İşte cevabımız bu. 4, 8, 8 kere 3, 24 bölü, şurası 25, burası 25, çarptım 625. 24/625 Edirne'de mevcut arkadaşlarım. Hadi geçelim son sorumuza. Bir soruyu Mine'nin çözebilme olasılığı 1/3, İdil'in çözebilme olasılığı 3/5, Ruke'nin çözebilme olasılığı da 1/2'dir. Bu soruya 3'ü beraber bakarsa sorunun çözülebilme olasılığı kaçtır? Oba! Şimdi normal yolla gidersek bu soru uzun sürer arkadaşım. Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki bu soruyu Mine çözsün ama İdil çözemesin, işte Ruken çözemesin. Bu birinci durum. Artı işte İdil çözdü, Ruken çözemedi, Mine çözemedi falan gibi, böyle tüm durumları değerlendireceğim. Ben de şöyle yapayım diyorum. Hani bir ara yine yapmıştık ya, bu ikinci mi üçüncü köşe taşında mı ne yapmıştık? Tüm durumdan istemediğini çıkartalım, dolayısıyla istediği kalsın ortalığa. Şimdi diyor ki bize 3'ü beraber çözsün istiyor. Ben de diyorum ki lan 3'ü de çözemesin bu soruyu. Hadi gelin bunu bulalım. 3'ü de çözemedi. Şimdi Mine çözebilme ihtimali 1/3 ise çözememe ihtimali 2/3'tür. İşte İdil'in çözememe ihtimali 2/5'tir. Ruke'nin de çözememe ihtimali yine 1/2'dir. Şimdi diyorum ki hiçbiri çözemesin. O halde 2/3 çarpı 2/5 çarpı 1/2'dir. Çözülmeme ihtimali, o da 2/15 yapar. Bu çözülememe ihtimali. Hemen bunu tüm durumdan, yani birden çıkartıyorum. 15, 2 çıktı. 13/15'tir çözülebilme ihtimali diyorum dostlar. Normal yolla yapsaydım, yani direkt istediği şeyden gitseydim biraz uzun sürecekti. O yüzden bu yolu tercih ettik. Geldik 8 numaralı köşe taşına. Bakalım bu ne diyor.
Kaan diyor, kazanma olasılığı 1 bölü 3 olan bir oyunu. Bak, kazanma olasılığı buysa sen hemen kaybetmeyi de bul. Kaybetme olasılığı 1'den 1 bölü 3'ü çıkarttım. 2 bölü 3'tür kaybetme olasılığı. 3 kere oynuyor. Oyunlardan ikisini kazanacak, birini kaybetme olasılığı kaçtır diye soruyor. İkisini kazanacak. Şimdi 3 tane oynadı oyun. Birinciyi kazansın arkadaşlarım. İkinciyi de kazandı. Ama üçüncüyü kaybetti. Ya böyle olur ya da birinciyi kazanır, ikinciyi kaybeder, üçüncüyü kazanır. Ya da ilkini kaybetti, ikinciyi kazandı, üçüncüyü kazandı. Üç durumumuz var kardeşler bizim. O halde şöyle yapıyorduk değil mi? Üç durumu bulabilmek için sadece birini bulalım. Hepsi sonuçta aynı sonuç çıkacağı için direkt üçle çarpalım. Peki şunu buluyorum. Birinciyi kazandı, ikinciyi kazandı, üçüncüyü kaybetti. Kazanma olasılığı 1 bölü 3'tü. İkinciyi de kazanıyor 1 bölü 3 ama üçüncüyü kaybediyor 2 bölü 3. Ne geliyor buradan? 2 bölü 27 geliyor. 3 tane 2 bölü 27 olduğu için 2 bölü 27'yi 3 ile çarpıyorum. 9 oluyor burası. 2 bölü 9'dur diyorum. Kaan'ın ikisini kazanıp birini kaybetme olasılığı dostlarım. Şöyle deseydi bakın ne olacaktı cevap. Birinciyi kazanacak, ikinciyi kazanacak, üçüncüyü kaybedecek dediği zaman da sadece bu durumu alacaktı. Ya da işte birinciyi kazanıp, ikinciyi kaybedip, üçüncüyü kazanma durumu nedir diye sorsaydı sadece bunu alacaktım. Yani üçle çarpmayacaktım o durumda. Ama bana belli bir sıra belirtmemiş arkadaşım. Rastgele ben de direkt bir kazandı, kazandı, kaybetti yaptım. Sonra da üçle çarptım dostum. Geldim ikinci soruya. Bir madeni para 4 kere arka arkaya atılıyor. Paranın 1 kere tura gelme olasılığı. Dostum bak, ya birincide tura gelir, diğerleri yazı yazı olur. Ya ikincide tura gelir, diğerleri yazı yazı olur. Ya üçüncüde tura gelir, diğerleri yazı olur. Ya da dördüncüde tura gelme ihtimali vardır. Yani 4 durumu vardır. Paranın bir kere tura gelmesinin 4 ihtimali vardır. Ben de diyorum ki birini bulayım. Bu 4 durumu da hepsi aynı çıkacağı için tek tek hepsi aynıdır. 4 ile çarparım diyorum kısaca. Peki paranın tura gelme olasılığı. Tura gelme olasılığı da yazı gelme olasılığı da %50'dir arkadaşım. Yani 1 bölü 2'dir. O halde 1 bölü 2 çarpı yine 1 bölü 2 çarpı yazı gelme olasılığı, yine yazı gelme olasılığı, yine yazı gelme olasılığı. Ne yaptı burası? 1 bölü 16 mı yaptı dostum? 1 bölü 16'dan da 4 tane var. 4 ile 16 gitti. 1 bölü 4 kaldı sorumuzun cevabı. Evet, üçüncü sorudayız. Bir zar 3 kere arka arkaya atılıyor. Tamam, 3 kere atacağız şimdi bu zarı. Buna göre sadece ikinci atışta zarın 4'ten büyük gelme olasılığı. Şimdi bir kere zarın 4'ten büyük demesi ya 5 ya 6 gelecek ki 2 durum vardır. Toplamda da 6 durum olduğu için zarın 4'ten büyük gelme olasılığı 1 bölü 3'tür. 4'ten küçük gelme olasılığı bak. Büyük gelme olasılığı 1 bölü 3. Küçük gelme olasılığı ise o zaman 2 bölü 3 olacak diyebilirsin dostum. Peki bize ne diyor şimdi? Sadece iki atışta zarın 4'ten büyük gelmesi. 3 kere atıyor. Diyorum ki 2 atış büyük. Büyük büyük küçük olabilir. Ya da büyük küçük büyük olabilir. Ya da küçük büyük büyük olabilir dostum. 3 durumum var. Ben o halde birincisini bulup 3 ile çarpacağım. Büyük gelme olasılığı 1 bölü 3. Yine büyük gelme 1 bölü 3. Küçük gelme 2 bölü 3. Çarpıyorum burayı. 2 bölü 27. 3 durum olduğu için bir de 3 ile çarpıyorum bunu. Ne geldi? 2 bölü 9 geldi. Yani Bursa çıktı. Sorumuzun cevabı Gobeller. Evet, geldik son sorumuza. Bakalım bu ne diyormuş? Bir öğrencinin bir soruyu çözebilme olasılığı 2 bölü 3'tür. Aynı zorluk derecesinde 4 soruyla karşılaşan öğrencinin bu sorulardan 3'ünü çözebilme olasılığı kaçtır diye bir soru sormuş. 3'ünü çözecek dostum. Bak şimdi önce durumları söyleyelim. Bir kere 4 sorunun ilk 3'ünü çözer, 4'üncüsünü çözemeyebilir. Başka?
İlk ikisini çözer, üçüncüyü çözemez, dördüncüyü çözebilir. Başka. Birinciyi çözdü, ikinciyi çözemez, son ikisini çözebilir. Başka. İlkini çözemez, son üçünü çözebilir. Yani görüyorsunuz, dört tane durum çıkıyor karşımıza arkadaşlarım. Biz yine ne yapacağız? Sadece birinci durumu bulacağız. Sonra bunu 4 ile çarpacağız. Şimdi bu adamın soruyu çözebilme olasılığı 2 bölü 3 ise çözememe olasılığı, çözememe diyorum sürekli zırpıt, çözememe olasılığı da 1 bölü 3'tür arkadaşlar. Peki hadi gelin şurayı bir hesaplayalım, şu kısmı. Birinci soruyu çözdü, olasılığı 2 bölü 3. İkinci soruyu da çözdü, 2 bölü 3. Üçü de çözdü, 2 bölü 3 ama 4'ü çözemedi, 1 bölü 3. Ne yaptı burası? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 bölü 9 81 yaptı. 8 bölü 81. Bundan 4 tane durum var. Çarpı 4 diyorum. 32 bölü 81 çıktı. Sorumuzun cevabı Goberler. Evet dostlar, burada da duralım. Bir sonraki videoda 9 numarayla devam edeceğiz inşallah. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.